Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Kasa. Bugün geometride yine devam edeceğiz. Üçgende açı kenar ilişkileri üzerinde duracağız. Burada bileceğimiz en büyük espri şudur arkadaşlar. Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar bulunur ya da büyük kenar karşısında büyük açı bulunur. Bizim temel olarak üzerinde işlem yapacağımız olay budur. Örneğin A kenarı B'den büyükse o zaman A açısı B açısından büyük olacak demektir. Şuradaki örneğe görecek olursak, evet. Buradan aynı şekilde devam edelim. A işte buradaki olayı o şekilde örneklemiş oluyor. Yani şu örnekle açıklamayı yapacak olursa, bu açı 100 derece, 50 derece, üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Buraya 30 derece kaldı. Şimdi biz buradan büyük küçüğü tespit edebiliriz. O zaman en küçük kenar C'dir. C küçüktür. Sonra B'dir. Sonra da A gelir. Bu küçükten büyüğe sıralama oldu. Aynı şeyi büyükten küçüğe doğru da sıralama yapabiliriz arkadaşlar. Şu hali de ne yapabiliriz? Getirebiliriz. Evet. Bu çizimlerle anlatılan bir olaydır. Biz onların üzerine durmadan şimdi geldik bu örneğe bakalım. Şimdi buradaki anlatılanlara göre şekil verilmiş. Hangisi doğru diye soruyor. O zaman yapacağımız olay şurada bir açıları tespit edersek kenar arasındaki ilişkiyi kolayca görebiliriz. Üçgendeki bu 20, şu açı 40 derecedir. Neden? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Burası 100 yaptı. Buraya ne kaldı? 80 kaldı. Bunları yazdıktan sonra sıra geliyor büyük küçüğü bulmaya. AC kenarı dediği bu kenar AB'den büyük diyor. AB'nin karşısında 20 vardır. AC'nin karşısında 80 derece var. O zaman bu yazılan doğrudur arkadaşlar. Birinci şıkkımız doğrudur. Doğru olup olmadığını bulun diyor. İkiye bakıyoruz. AC uzunluğu AC uzunluğu BD'ye eşit. Bak, bu açının tamamı 80 derece. Bu da 80 derece. O zaman bu da doğru oldu. DC kenarı BD'den küçük diyor. DC ile BD arasında kıyaslayacak bir üçgenin içinde olmadığı için kıyaslayacak bir durum söz konusu olamaz. O zaman yanlış olan buradaki şıkkımız yanlış olur arkadaşlar. Mesela şu şekillerden bir iki tanesine bakalım. En uzun kenar hangisi diye sorduğu zaman açıları hemen yazmam lazım. Şuradaki açıyı yazalım birinci olarak. 120-60 derece oldu arkadaşlar burası. Burası 50 derece oldu. Şimdi sırayla tek tek bakacağız arkadaşlar. Bu üçgende, aşağıdaki üçgende bu kenar en büyüktür. 90 derecenin karşısında. BCD üçgeninde büyük kenar BD'dir. BD uzunluğu en büyük oldu arkadaşlar. Bu diğer üçgende ABC üçgenine geldiğimiz zaman 70 derecenin karşısındaki bu kenar küçük kenara döndü. O zaman burada büyük kenar ne oldu? AD olmuş oldu arkadaşlar. BD bu üçgene göre büyük ama bu üçgene geldiği zaman en küçük kenara dönüyor. Bizden istenen o zaman en büyük kenar AD kenarı olarak karşımıza çıktı. Şimdi buradaki duruma göre bakalım. Burayı 100 derece vermiş. AC AB'den büyük demiş. Şimdi biz bu büyük küçüğü kıyaslayabilmem için şurayı 100 ise bunları eşit açı alacak olursak arkadaşlar, bunu 40, bunu da 40 alacak olursak eşitlik şimdi. AC büyük olacağına göre bu açı ne yapar? Hemen bir birim arttırırsak en küçük değerini buluruz. O zaman burası 41 olur. Burası 40 olur. O zaman sorunu çözmüş oluruz. Pardon, burası da 39 olur. En küçük değeri bu. Bunu 42 de alabiliriz. 43 de alabiliriz. Nokta nokta bunu bir yapıp burayı 79'a kadar götürebiliriz. Bizden en küçük durumunu sorduğu için en küçük durumu 41 derece. Yani biz önce eşit durumunu
varsayarak baktığın zaman 40-40. O zaman AC kenarı AB'den büyük olacağına göre buradaki açı bundan büyük olacak. Hemen bir arttırmak oradaki olayı bize ne yapacaktır? Sağlatacaktır arkadaşlar. Aynı mantık burada var yine. Bu açı 50 derece. B kenarı ortada kalacağına göre A kenarı en küçük olacak. Buna göre C açısının en küçük tam sayı değerini soruyor. C kenarı büyük olduğu için bu açının en küçüğünü soruyorsa buranın en büyük durumu bu kenardan küçük olacağı için 49 alırsanız en küçük durumuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bu 49. Yani burayı 1 derece alırsan burası artar. Bunun küçük olmasını istediği için bunu hemen 50'den küçük bir dereceye verdik. Bu ikisi 99 yaptı. O zaman buradaki açı da 81 olarak karşımıza çıkacak demektir arkadaşlar. Evet, yani burada büyük küçük olayını bu şekilde anlama şansımız var. Üçgenlerde eşsizlik dediği zaman bu bizim için önemli olan bir kural. Bir kenar diğer iki kenarın farkından büyük, toplamından küçük olur. Bu B eksi C'yi mutlak almamızın sebebi şudur. Bunlardan hangisinin büyük küçük olduğunu bilmediğimiz için uzunluklar eksi çıkmayacaktır. Onun için mutlağı olarak yazıyoruz. Ama uzunluklar artı olduğu için toplam her zaman artı çıkacaktır. Buranın da artı olması için onun için mutlağı. Buradakini mutlağı almamıza gerek yok. Bir kenar, hangi kenarı alırsak alalım. Mesela B'yi aldık. B kenarı A eksi C'den farkından büyük, toplamından küçük olacaktır. Hep şartımız bunun üzerinde olacak. Bu hangi kenar ortaya alırsan diğer iki kenarla kıyaslama yapacağız arkadaşlar. İşte burada vermiş AB kenar. Hemen buna bir üçgen çizimi yaparsam belki olayı daha rahat anlarız. ABC üçgeni çiziyorum. BC'ye 6 vermiş. AC'ye 5 vermiş. Bu AB'yi soruyor. Hemen ortaya eksi getirdim. Farklarından büyük. Toplamlarından küçük. 11'den küçük. Alacağı değerler işte bu aradaki sayıları 2'den 3 nokta nokta 10'a kadar yer alabilir. Bu soru şöyle de sorulabilir arkadaşlar. Çeşit kenar dediği zaman olay değişiyor. Bak, burada zaten çeşit kenar sormuş. Biz hiç çeşit kenarını düşünmedik. O zaman ne almayacağız? 5 ile 6'yı almayacağız demek. O zaman şunları açıkça yazalım arkadaşlar. 2 var, 3 var, 4 var. 5 alamayız. 5 alırsak ikiz kenara döner. 6'yı alamayız. Yine ikiz kenara döner. O zaman devam ediyoruz. 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir. İşte AC kenarının alacağı değerler AB kenarının alacağı değerler bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi buradaki x hangi arada değer olduğu dediği için bizim yapacağımız tek şey bence şöyle yapmada fayda var. 6'yı ortaya alalım. Farklarından büyük, toplamlarından küçük olacak. Toplamları burası 3x'tir arkadaşlar. Burası eksi 1 artı 1 gitti. Birbirinden çıkarırsam bu da x eksik olur. Burası. Bu 2x eksi 1'den x artı 1'i çıkarırsam zaten mutlağı almayı da yapabilirdik. Ben mutlaksız direkt yazmaya çalıştım. O zaman bunu çözmemizin yolu da şudur. Bir şu parçayı alacağım. Döneceğim. Bir de şu kısmı alacağım. Çözüm yapacağım arkadaşlar. Ha, burayı ele alırsam x küçük 8 olur. Şurayı alırsam x büyük 2 olur. X 2'den büyük, 3'ten küçük olacakmış. O zaman x'in alacağı değerler aralığını bulun dediği zaman 2'den büyük, 8'den küçük olacakmış x'te. Evet. Burada da yine aynı şekilde 2 ile 8'i bulun. Yani buraya mutlak yazmak gerek yok. Çünkü nedeni bu 2x eksi 1 büyük diyerekten direkt yorum getirerek yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da x'in alacağı değer aralığını bulun dediği zaman iki ayrı üçgende inceleyeceğiz. Yukarıdaki üçgende inceliyorum. 6 eksi 3. 6 artı 3. Bunu düzgün hale getirelim. Şuraya yazalım onu da arkadaşlar. 3x 9. Birinci adımımız bu. İkinci adımımız da x 9 eksi 4, 9 artı 4.
Burası 5 yapar, x yapar, burası 13 yapar. Bu ikisini birlikte düşünürsen küçük tarafın büyüğü, büyük tarafın küçüğü. X 5 ile 9 arası. Bunların açık açık yazsan da elemanları tam sayı olarak oradan da anlayabilirsin. Ama küçüklerin büyüğü, kesişim ikisinin ortak sağlayan elemanları bu şekilde ne yapacağız? Elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de burada en önemli özelliklerden bir de işte üçgen geniş açılıdır, dik açıdır, 90 derece dar açılıdır şeklinde sorular olduğu zaman bu eşitsizliğin yanına şu yukarıda az önce anlattığımız eşitsizliğin yanına bir kural daha giriyor. Eğer açımız 90 dereceden büyükse, bu açı 90 dereceden küçükse, Pisagor bağıntısı neydi? Dik üçgendeki Pisagor bağıntısını yorumlarsa, ABC üçgeni dik üçgense, bura A kenarı, bura C kenarı, bu B. Neydi? B kare eşittir. A kare artı C kareydi arkadaşlar. O zaman 90 derece küçükse o zaman ne olacak? 90 derece küçükse A kare küçüktür. B kare artı C kare. 90 eşitse A kare eşittir. B kare artı C kare. 90'dan büyükse A kare eşittir. B kare artı C kuralını uyguluyoruz. Şimdi bu soruya onu uygulama yapacağım arkadaşlar. Birinci işlemimiz şu olacak. Birinci yazdığımız üçgen eşitsizliğini yazıyorum. Neymiş? Farklarından büyük, toplamından küçük. Yani 7 ile x 17 arasında. Birinci denklem bu. Bu açının 90'dan büyük olması arkadaşlar, bu açının 90'dan büyük dediği için a kare büyüktür. 12'nin karesi artı 5'in karesi. Burası 165, 12, 13 üçgeninden direkt a büyüktür 13 yazabilirim. A, bu da o zaman A yapacağız. Burayı x almayacağız. Bunu da A almamız lazım. Kenar uzunluğunu A demiş çünkü. İkisini birleş. Burada 7'den büyük, burada 13'ten büyük. O zaman ikisini birleştirerek yazarsam 13 ile A 17 arasında olacakmış. Hangi sayılar sağlar derse 14, 15, 16 sayıları sağlar diye söyleyebileceğiz. Aynı şeyi geldik buraya uygulamaya. Bu soruda örneğini buradan gördük. Evet. Şimdi de geliyoruz bu sorulara bakıyoruz arkadaşlar. Örnek demiş. AB kenarı eşittir AC'ye. O zaman bu 8 ise burada 8'dir. Bu açı A ise bu açı da A'dır. O zaman 8 oldu. Bunlar arkadaşlar A açısı dar açı olmak zorundadır. 90 dereceden küçük. Bir üçgende iki tane 90 derecelik açı 90 dereceden büyük açı olmalı. O zaman şuradaki bir açısı 90'dan büyüktür arkadaşlar. Bunu tespit ettikten sonra 8 var. Burada da bu kenar var. AD'yi sormuş. AD'ye de x diyelim. X'i ortaya aldım. Farklarından büyük direkt yazıyorum. Toplamından küçük 23. Ha bir de bu açının 90'dan büyüklüğünü devreye girdiriyorum. X kare büyüktür. 8'in karesi artı 15'in karesi. Bunu Pisagor bağıntısıyla daha rahat 8, 15, 17 üçgenimizi yorumlayacağız. Hemen buraya 17'den büyüğü yazacağız. Bir bu eşitsizliğim var. Şu ikisini birleştirirsem X 17'den büyük, 23'ten küçük. AD'nin alacağı en küçük tam sayı değeri sormuş. En küçük tam sayı değeri neymiş arkadaşlar? 18 olarak çıkarmış. Burada zaten bu ikisi eşitse bunların her biri 90'dan küçük olmak zorundadır. Bir üçgende iki tane 90 derecelik açı olmaz. Çünkü tamamı 180 derecedir. İki tanesi olmaz. Şimdi gelelim bu soruya bakalım arkadaşlar. Bize neyi vermiş? BC istemiş. Şimdi bura 90 ise bu 90 şu üç açının toplamıdır arkadaşlar. A, B, C açısı diyelim. O zaman otomatikman C, bak üçünün toplamı A artı B artı C 90 ise C otomatikman 90 dereceden küçüktür. Bizim burada bu kenarı bulmadaki bunun kuralımız bunun açının 90'dan küçüklüğünü tespit edebilmektir. Onu tespit ettiğimiz zaman olay bitiyor. Ya da şuradan uzatarak buradaki anlatılanı da söyleyelim. Uzatmış. İkisinin toplamı bu açı olacak.
Burada da bir açımız var. Bunların üçünün toplamı da bu. O zaman bu 90 ise şunun ikisi 90'dan küçük olacak. O zaman 90'dan küçük. Alfa da otomatikman 90'dan küçük ya da C 90'dan küçük dedik. Tamam. Devam ediyorum. Hemen şuraya yazdım. X bir defa X'inin farkından büyük, toplamından küçük. 21'den küçük. Birincisi olay bu. İkinciye geldik. X kare 90'dan küçük olduğu için küçüktür. 9'un karesi artı 12'nin karesi. 3, 4, 5'ten hemen x küçüktür. 3'ün 4 katı var. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı. 15'ten küçük olacaktır. İşte bu iki eşsizliği birleştiriyorum arkadaşlar. Burada da o zaman x'e ortaya aldım. Burada 3 var, burada 15 var. O zaman ne olur? Bizim burada da BC'nin aldığı değeri bu. BC'nin alacağı değerleri bulun diyor. Alacağı değerler ne olduğu zaman 3 ile 15 arasındaki sayılar olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Bu örnekleri şunları da çözüp sizin çözmeniz gerekecek arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. İstersen şuna bakabiliriz. Nasıl bakacağız? Bunu da görelim. Bizden ne istiyor? AC'yi istemiş. Hemen anlatmaya çalışalım. Şu AC AD'ye eşitse az öncekine döndü arkadaşlar. Bu açı A, bu açı A, şu açı B. Bunlar 90'dan küçük olduğu için B açısı 90 dereceden büyüktür. B açısı 90 dereceden büyüktür. C'nin AC'nin alacağı neyi soruyor bize? En büyük değeri soruyor arkadaşlar. AC'nin alacağı en büyük. O zaman bu açı 90'dan büyükse şu kenar AC kenarı 90 dereceden büyük olması, AC kenarı küçük olacak 12'de. En büyük olayını sormuş. O zaman AC uzunluğu en fazla kaç olur? 11 olur diyebileceğiz bu soruda. Evet. Devam ettim. Şimdi üçgenlerin eşliği var arkadaşlar. Biz iki üçgenin eşlik, benzerlik olayının üzerinde duracağız. Şimdi iki üçgenin eşliğinden bahsediyorsak biz eğer şöyle yorumlayalım. Ben diğer sayıları anlatmaya çalışalım. Bir, üçgenlerin eşliğini yazarken şu şekilde yazıyoruz. Eştir. DEF üçgeni dediğimiz zaman iki üçgenin eşliğindeki o espri şudur. Bütün karşılıklı açılar eş olacak. Bütün karşılıklı kenarlar eş olacak. Bu eşlik sembolüdür. AB uzunluğu DE'ye eşit olacak. BC uzunluğu karşılıklı kenar. Bunu yazdıktan sonra karşılıklı kenarların eşliğini yazacağız. Sonra AC uzunluğu eşit olacak DF uzunluğuna. Ayrıca açılar eşit olacak. A açısı eş D açısına olacak. B açısı eş E açısına olacak. C açısı eş. Yani iki üçgenin eşliğinden bahsediyorsak bunların hepsini tek tek yazabileceğiz. Şu sembolün adı eşlik sembolü. Biraz sonra göreceğimiz şu da bir de şu sembolümüz olacak. Buna da biz benzerlik diyeceğiz. Eşlik aynı zamanda bir benzerliktir. Yalnız benzerlikte şöyle bir durum olacak. Şeklin küçültülmüşü de olabilir. Büyütülmüş de olabilir. Şeklin aynı şekli varsa o eşliği anlatır. Eş olanlar aynı zamanda da benzer de üçgen olur. Şimdi biz burada üçgenlerin eşliğini kullanırken işte kenar açı kenar kullanacağız. Bir, kenar açı kenar. Ne demek ki pardon, kenar açı kenar. Karşılıklı iki kenar eş ve bunların oluşturduğu açı eşse biz üçgenlere eş üçgen diyoruz. İşte bu kenar buna eş. Bu kenar buradakine eş. Aralarındaki açılar da eşse üçgenlere eş üçgenler diyoruz. Adına da kenar açı kenara göre diye söylüyoruz arkadaşlar. İşte burada verilmiş bu kenar buraya eş. Bu kenar buna eş. Aradaki açıların da eş olması lazım. Eş. O zaman biz bu üçgenlerin eşliği, o zaman bunlar eşse otomatikman bu eş açıların karşısında kenarlar da eş olur. Ama üçgenlerin eşliğini yazmamız lazım burada. Yani 2x eksi
4 eşittir x artı 4'e. X buradan eşittir 8 çıkar. Ha, biz buradan hangi üçgenlerin eşliğini bakın yazıyorum. Eş açıları ortaya getirecek şekilde yazıyorum. BAC üçgeni eşittir. Bu kenar o zaman F'den başlıyorum. Çünkü B'ye karşı F gelecek. Çünkü bu kenar. Sonra E gelecek. A'ya karşı E getirdim. D geldi. İşte kenar, açı, kenar. Kenar, açı, kenar. Kenar, açı, kenara göre üçgenler eş üçgenler oldu. Üçgenler eşse karşılıklı kenar uzunluklar eşit. O zaman bu uzunluk da bu uzunluğa eşit olur. O zaman bunların ikisini eşitlersem aradığım sonucu bulacağım. Buradaki soruyu da yine aynı şekilde çözebilmemiz için bakıyoruz. Hemen şu açılar ters açı. Eş. Bu kenar buna eş. Bu kenar buna eş. O zaman üçgenler eş üçgen oldu. Hangi üçgen adını da yazayım. ACB üçgeni eştir. Öbürde de C açılar aynı olduğu için C ortaya gelecek. AC, DC olduğu için DCE üçgeni. Kenar, açı, kenar. Bunu yazdım. O zaman karşılıklı elemanlar eşit olacak. Buna göre de AB uzunluğu DE uzunluğuna eşit olacak. Yani x eksi 12 eşittir 18 eksi x'e. 2x eşittir. Bu kaç ediyor buradan? 30 yapıyor. X eşittir 15 olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şuna dikkat edin. Hata anlayıp anlamak için. X 12'den küçük olamaz. Çünkü uzunluk burası o zaman 12'den küçük olursa eksi çıkar. 18'den de büyük olamaz. Hatta 18 de olmaz. 18 olursa kenar uzunluğu 0 olur. Üçgen olmaz. 18'den küçük, 12'den de büyük olacağını şekile baktığımızda anlayabiliriz. Mesela bir test sorusu olsa bu. İçlerinde 9 var şıklardan. 20 var. Bu tür şıklar varsa onlara ne yapabiliriz? Kolaylıkla eleyebileceğimizi anlamanız için bunu söyledim. Buradan da evet. Bizden şimdi istenen x'i 15 bulduk. Sonra da ne demiş bize buna göre? BD kenarının şu BD kenarı şunun tamamının toplamı en az kaçtır diye sormuş arkadaşlar. BD kenarının toplamı en az şunun tamamının toplamı. Şurada bir o zaman yapacağımız olay şu x'in yerine kaç yazdık? 15'i yazdık. O zaman burası 15 eksi 12 BDA neydi bu kenar? A ile B'nin toplamından küçük olacaktı. O zaman A artı B 3'ten büyük olacak. En küçük alacağı değer en az 4 olurmuş. Çünkü bu şu CD'nin yerine AC gelecek, eşit olacak. O zaman BD A artı B. Zaten A artı B'de üçgen eşsizliğinin ikisinin toplamı bu kenardan büyük olacak. Oradan aradığımız sonucu kolayca bulabilirsiniz. Evet. Yine burada aynı şekilde verilmiş. ABC üçgeni eşkenar demiş. Ayrıca ADE de şu da eşkenar üçgen. BD'yi ne vermiş bize? 3x eksi 1 vermiş. EC'yi x artı 5 vermiş. O zaman yapacağımız olay şudur. İşte iki üçgenleri çizdik. Burada 60 derece var. Burada da ayırdık yine. ACE üçgeni. ACE üçgeni. Şu kenar B ise ben. Şurası B kenarı ise şunun tamamı da şurası da B'dir. Şurası A ise o zaman şu AE de A'dır. Şurası bak. İki üçgeni ayırdınız. Bir, AB D üçgeninde B kenarı, ACE de B kenarı. Şunun tamamı B çünkü. O zaman iki üçgen birbirlerine eş oldu. Bu iki üçgen eşse şu kenar, şu kenara eş olur. O zaman bitti. Sorunun çözümü de geldi o zaman. Ne yapıyoruz? Hemen oradaki değeri getirip yazıyoruz. 3x eksi 1
1 eşittir x artı 5'e, 2x eşittir 6, x eşittir 3. Yani şurada şekillere ayırırsa bu kenar bu üçgenin ACE'nin bu kenarına eşit. Bu üçgende şu A uzunluğu buradaki A'ya eşit. Bunun A'sına eşit. O zaman ABD üçgeni AED üçgenine benzer. ACE üçgenine eş olur. Eşse kenar uzunluklar da eşit olur. İkinci eşitliğimiz arkadaşlar açı kenar açı. Yani iki açı eş olacak. İki açı da şöyle anlatalım. Bu açı bir de yanına DE üçgeni şöyle çizeyim aşağısına. Bu açılar eş. Bu açılar şu açılar eş arkadaşlar. Bir de bak bu iki kenarın iki açının oluşturduğu şu uzunluklar eşitse biz bunlara açı kenar açıya göre eş üçgenler adı veriyoruz. Açı kenar açı. Şimdi görüyoruz bunu da. Bakın iki açı eş. Bir aralarının oluşturduğu kenar eş. Üçgenler eş. O zaman bu eşliği kullanarak diğer bilinmeyenleri ne yapabiliriz? Tek tek söyleyebiliriz. İşte bu açı buradakine eş. Bu açı buna eş. A kenarı ortak. O zaman B, C, A üçgeni eştir. E, F, D üçgenine. Bunların da karşılıklı elemanlarının eşliğini ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi bize buradan anlatılan soruya göre üçgenlerin şuna göre bulacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi yapacağım olay şudur. Şu açı A ise şu açı B'dir. 90 olduğu için bu ikisi 90 ise bu B ise bu da A'dır. Zaman olay kendiliğinden şimdi bu şekil üzerinde anlamayacağız. İşte B açısı B açısına eş. A açısı A açısına eş. Kenarlar eşit. Neye göre üçgenler, hangi üçgenler yazıyorum bakın. A, C, B üçgeni eştir. Bu A açısına karşı C'si gelmiş. Bu A açısına karşı E gelecek. D üçgeni. Neye göre? Açı, kenar, açı. Bunu buldum. O zaman AB kenarı, bunun AB kenarı, öbürünün neyine karşı gelir? CD'sine karşı gelir. Evet. CD uzunluğuna karşı gelir. O zaman hemen soruyu çözdüm. CD, AB 4 ise şuraya 4 yazacağım. Pisagor bağıntısından hemen Y'yi bulabilirim. Y kare eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Y kare eşittir. 16, 20 yapar. Y kare 20. Tamam. Şimdi geldik. X'i bulmaya. Bak burada bir ikiz kenar üçgenimiz var. X kare ve iki üçgen var. X kare eşittir. Y kare artı Y kare. Y kareyi biliyorum ben. 20 artı 20. Buradan x kare eşittir 40 yaptı. X eşittir kök 40. Kök 40'ı da nasıl yazabiliriz? 4 çarpı 10 yazarsa 2 kök 10 olarak çıkar. Zaten bir de bunlar 45-45 derece olunca burası kök 2 katı diye duyacağız. Bunlar neyse burası kök 20 olacak. Evet buradan da aradığımız sonucu elde etmiş olacağız arkadaşlar. Nereden nereye geldi bu? 90 olduğu için şu açı buradaki açı eşit oldu. Buradaki açı buna eş oldu. O zaman bu üçgenle bu üçgen eş oldu. Bunun şu uzunluk şuraya karşı geldi. Ya da bu uzunluk buraya karşı geldi. Şuraya 2 oldu. İster bu üçgende bir Pisagor bağıntısı, istersen yandaki üçgende bir Pisagor bağıntısı uygula. Aradığın sonuca ulaşmış oluruz arkadaşlar. Evet. Bir ikizkenar üçgenin tep açısı tabana indirilen açıortay aynı zamanda kenarortay aynı zamanda yüksekliktir. Eğer üçgenimiz ikizkenar üçgense
tepe açısından açıortayın içi çekersek bu hem burada yükseklik olur, hem açıortay olur, hem kenarortay olur arkadaşlar. Bunu da açı kenar açıya göre ispat olmuş oldu. O zaman biz bunun sorularda kullanacağız. Sana bir hemen ikizkenar üçgen verdiği zaman, ABC ikizkenar üçgeni verildiği zaman şu kenar buna eşit dediler. Ve sana şu çizimi de yaptılar. Şöyle bir çizim yaptılar. Şu açıortay olarak belirtti. Ha, bunların açıortayını belirttikten sonra başka şeye gerek kalmadı. Bunun kenarortay olduğunu, aynı zamanda yükseklik olduğunu, bu kenar şu açıortay hem yüksekliktir hem kenarortaydır. Yani şöyle yazabiliriz. VB yani kenarortay, NB açıortay ve yükseklik HB. Üçü birbirlerine eşit olmuş arkadaşlar. İkizkenar üçgende taban burası, tabana ait yükseklik, kenarortay, açıortay üçü de birbirlerine eşit olarak çıkarmış. Üçüncü göreceğimiz üçgenlerin eşitliğinde de kenar 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 yani üç kenara eşitse biz üçgenlere benzer eş üçgenler diyoruz. Üçkenarın eşliğini nerede kullanacağız derseniz açıları eşliğini bulmada kullanacağız. Açılar için karar vermede kullanacağız. Bakalım şimdi bunu vermiş iki üçgen eşitse diyor. Üçkenar eşitse açıları birbirlerine ne olur? Eş olur. Şimdi geliyoruz şu soruya bakıyoruz. Verilen bilgilere uygulayalım arkadaşlar. Şimdi kim eşit demiş? AB uzunluğu. Kime eşit? EC eşit. Buraya eşit. AC uzunluğu. AC dediği bunun tamamı. DC eşit. Yani istersen biz bunu iki ayrı üçgen de çizebilirdik. Ya da şunları harfler de vererek yapalım istersen. Arkadaşlar. Şuraya x dersem şurası x olacakmış. Buna y dersem buranın tamamı da şurasına eşitmiş. X artı y oldu. Tamam. Bakın bu kenarda bu kenara eşit vermiş. O zaman üçgenler neye göre? Kenar kenar kenara göre eşit. Yazıyorum kenar kenar kenara göre eşitliği yazıyorum. B, A, C üçgeni. Eşittir. Bu köşeden başladık. X'e aldım. Sonra X artı Y'ye geçtim. O zaman ne diyeceğim? Bakın. X'e aldım. Sonra X artı Y'ye geçtim. X kenarını aldım. E, C, D üçgenine. O zaman bakın. BC uzunluğu ED'ye karşı geldi. 8, 8'e kadar. BC, ED'ye karşı geldi. EC, AC'ye karşı geldi. Söylenenlere uymuş olduk arkadaşlar. AC uzunluğu, CD, DC aynı şey. Kenar, kenar, kenara göre eşit oldu. Şimdi bizden açı soruyorsa, D açısı kime eşit olacak? C açısına olacak. Bize de zaten kimi sormuş? Evet arkadaşlar, şimdi 8 ile x artı y'nin arası, 8 ile x artı y'nin arasındaki 50 ise, buradaki açı da 50 derecedir. Evet. C'yi ortaya alarak yazmış. ACB. ACB üçgeni. O zaman bunu da öyle yazacağım. Ortadakinden başladık. CD. CD E açısı. ACB açısı. Ortadan. O zaman ortadan başladım. C karşı D geldi. İşte o zaman bu açı buradaki açıya eşit oldu. O zaman o da ne çıktı? Bize 50 derece olarak karşımıza çıktı. Yine aynı bakacak olursak bu soruda. Evet. Şimdi geliyoruz. 6, 6. O zaman şu C ise o zaman şuradaki açı. Bak üçgen, bu üçgen, bu üçgen eş üçgen oldu. Şu açı C ise 6, o zaman bu da C'dir arkadaşlar. A ise o zaman bu da A'dır. İşte o zaman ABC üçgenin iç açılar oldu. A artı B artı C eşittir. 180 derece olur. Üçünün toplamını soruyor. O zaman ne bulduk? Böylece 180 derece olarak. Evet. Burada kalıyoruz arkadaşlar. Burada da açıortay eşitliği yazmış. İşte nedir? Burada da şunu söyleyelim de öyle bitirelim.
Eğer 2-3 kere ise bunların açıortayları eş olur. Aynı açıya ait. Kenar ortayları eş olur ve yükseklikleri eş olur arkadaşlar.